Efendiler, Ahmet İzzet Paşa'nın yazdığı nasihatnamenin ve buna verdiğimiz cevabın gözden geçirilmesi bir hatıramı canlandırdı. Milletçe bilinmesi ve tarihe geçmesi için onu da söylemiş olayım. Ali Rıza Paşa bir gün Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret eder. Sohbet sırasında aleyhinde olur olmaz bazı şeyler söyler ve bu dedikodulara önemli bir keşfini de ekler. Cumhuriyet kuracaklar, cumhuriyet diye bağırır. Doğrusunu isterseniz efendiler, Makedonya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı orduları başkomutanı Ali Rıza Paşa'nın arslanlardan oluşmuş bulunan koskoca Türk ordularını bozguna uğratıp yok ettirdikten ve verimli Makedonya topraklarını düşmana terk edip bağışladıktan sonra, devletin en kritik anında Vahdettin'in emellerine hizmet için gereken vasıfları kazanmış olduğuna ve bu ünlü ordular başkomutanının bu defada kendine en becerikli yardımcı olarak eski Genelkurmay Başkanı'nı harbiye nezaretine getirmeyi düşüneceğine olağan gözüyle bakılabilirdi. Fakat milli mücadelenin cumhuriyeti hedef aldığını bu kadar çabuk ve kolaylıkla sezip kavrayabileceğine hayran olmamak mümkün değildir. Efendiler, bana bu bilgiyi veren, hikayeyi bizzat İzzet Paşa'nın ağzından işiten ve şimdi içinizde bulunan çok değerli bir arkadaştır.